Hitit devletinin ilişkide olduğu krallıklardan biri olan Ahiyawa hakkında tarihçiler arasında birçok görüş farklılıkları bulunmaktadır. Bu nedenle Ahiyawa krallığı ile ilgili bilgi verilmeden önce bu krallık hakkında belirtilen birbirinden farklı görüşlere değinilmesinde yarar vardır. Birçok tarihçi tarafından Homeros'un etkileyici destanlarında bahsi geçen Akalarla Yunanistan'da şehir devletleri kuran Mikenler aynı halk olarak görülmek istenmektedir. Bu görüş bağlamında Miken yazımının ürünü olan Linear B tabletlerinde geçen Akaviyade kelimesiyle Hitit yazıtlarında geçen Ahiyawa ülkesi bir tutulmuş, Ahiyawa halkıyla Mikenlerin dolayısıyla Homeros'taki Akaların aynı halk oldukları ileri sürülmüştür. Bu görüşü savunan ilk tarihçi Forer'dir. Forer'in bu benzetmesinden sonra bilim çevreleri bu görüşü kabul etmek veya reddetmek arasında ikiye bölünmüştür. Bu videomuzda Anadolu topraklarında yaşamış olan Ahiyawa devletine derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Hitit metinlerine bakıldığında Ahiyawa adının 25 kez geçtiğini görürüz. Bu metinler çeşit çeşit olup bunların 7'si tarihi metin, 6'sı yazışma, 1'si şikayetname, 7'si fal metni, 2'si idare ile ilgili metin, 1'si dua metni, bir tanesi ise anlaşma metnidir. Ancak bu metinlerin çoğu kırık, büyük bir kısmı okunmayacak kadar bozulmuştur. Ahiyawa'nın yeri hakkında bilgi veren Hitit metinleri ise M.Ö. 15. ila 13. yüzyıllar arasına tarihlenmektedir. Bu metinlerden en önemlileri Tavagalava metni, Milavanda mektubu, Madduvattaş'ın suçları metni, Amurru anlaşması ve sınırlar listesidir. Bu metinler incelendiğinde Ahiyawa'nın denizsel bir bölgede bulunduğu, bir kısım topraklarının ise Ege Denizi sahilinde yer aldığı ortaya çıkmaktadır. Ancak ele geçen bu metinler, Ahiyawa'nın yeri hakkında daha belirli bir yerin saptanmasını sağlayacak durumda değildir. Tarihçilerin görüşlerine bakılacak olursa iki ana görüş öne çıkmaktadır. Ahiyawa ya Anadolu'nun batı kıyılarına ya da Marmara bölgesinin güneybatı kıyıları yani Türkiye'nin kuzeybatısına yerleştirilmektedir. Ancak kimi tarihçilere göre Hitit metinlerinden anlaşıldığı kadarıyla Ahiyawa'nın merkezi Anadolu'da bulunmamakta, denizin ötesinde gemiyle gidilen bir noktadadır. Bu bağlamda Ahiyawa'nın önem verdiği ve Hitit Krallığı'nın sonlarına doğru eline geçirdiği Milavanda şehrinin de nerede yer aldığı konusunda görüş farklılıkları bulunur. İlk ve genellikle kabul edilen görüş, Milavanda'nın sonraki antik dönemlerdeki Miletos isimli şehir olduğudur. Diğer görüş ise, eğer Ahiyawa Anadolu'nun kuzeybatılarına yerleştirilecek olursa, Milavanda'nın da Marmara kıyısında bir şehir olduğudur. Tarihçiler arasındaki görüş farklılıklarına rağmen, Ahiyawa'nın Ege'ye kıyısının bulunduğu kesindir. Bu özelliklerinin bir sonucu olarak deniz ticaretiyle uğraştıkları, Ege Denizi'ndeki birçok adada da hakimiyete sahip bulundukları anlaşılmaktadır. Yine metinlerden anlaşıldığına göre askeri kuvvet olarak Hititlilerle baş edebilecek bir güce sahip bulundukları, hatta Hititlilerin kullandığına benzer savaş arabaları kullandıkları anlaşılmaktadır. Hitit'le Ahiyawa arasındaki diplomatik ilişkilere bakılacak olursa, aradaki resmi tavırlara ve hediye değiş tokuşuna rağmen Hititler tarafından Ahiyawa'nın büyük bir devlet olarak kabul edilmek istenmediği ortaya çıkmaktadır. Hitit krallarından 4. Tutalya ile vasalı Amurru kralı Saus Gamuva arasında yapılan anlaşma metninde Ahiyawa'nın önce dönemin büyük devletleri olan Babil, Asur ve Mısır'la birlikte yer aldığı fakat sonradan tabletten silindiği gözlenmektedir. Çeşitli görüşlere göre bu durum ya bir katip hatası ya da Hitit Devleti Kralı'nın Ahiyawa'yı büyük devletler arasında kabul etmek istememesi olarak algılanmaktadır. Tarihçilerin bir kesimi tarafından savunulan Miken-Ahiyawa eşitliği, temelde Linear B tabletlerinde yer alan Akaviyade kelimesinin Hitit yazıtlarında geçen Ahiyawa kelimesiyle bir tutulmasıyla, Batı Anadolu sahilinde yer alan antik yerleşim yerlerindeki Miken buluntularının ele geçmesine dayanmaktadır. Bu teze karşı çıkan tarihçilerse, sadece ses benzerliği ve Batı Anadolu'da bulunan birkaç Miken çanak çömleğinden böyle bir sonuca ulaşılamayacağını savunmaktadırlar.
Tarihçiler arasındaki bu görüş farklılıkları bir yana bırakılacak olur ve Hitit metinleri tarihsel çerçevede incelenecek olursa, Ahiyava'nın Hititlerle inişli çıkışlı bir ilişki sürdürdüğü görülebilir. Hititler dahil olmak üzere Anadolu'da yaşayan tüm devletlerin temel amaçları öncelikle ekonomilerini kuvvetlendirmekti. Bu dönemdeki ekonominin en baş faktörlerinden biri ise maden üretimi ve maden çıkarılacak yerlerin hakimiyeti meselesiydi. Eğer Ahiyava'yı Mikenlerle bir tutarsak, krallığın maden yataklarına ulaşmak için Hitit topraklarına olan akınlarını daha iyi anlayabiliriz. Çünkü Ahiyava Krallığı, Afganistan ve İngiltere gibi yerlerden bu madeni elde etmek yerine doğal olarak yakınlarında bulunan Anadolu ve Kıbrıs'tan elde etmeyi ummuştur. Bilindiği gibi geç Tunç çağında Yunanistan'da Mikenler, Anadolu'nun ortasındaysa Hititler hakimdiler. Eğer Ahiyava'nın Mikenler olduğu kabul edilirse, M.Ö. 1450'lerden itibaren Mikenlerin, başta Karya olmak üzere Batı Anadolu sahillerinde etkinlik kazanmaya başladığı görülmektedir. Bu görüşü kuvvetlendiren bir gerekçe de Miletos başta olmak üzere buradaki bir kısım şehirlerde yapılan kazılarda Miken seramiklerine rastlanmasıdır. Ancak bazı tarihçilere göre bu durumun Mikenlerin buraya hakim olmadığını, rastlanan çömleklerin ticari ilişkiler neticesinde buraya getirildiğini göstermektedir. Tarihçi Melling ise bu görüşe karşı çıkarak Mikenlerin bu zamanlarda bu bölgelere işgal amacıyla geldiklerini, ancak buradaki halkla bir arada yaşadıklarını söylemektedir. Arkeologların çalışmalarına göre M.Ö. 2000'lerde Batı Anadolu kıyılarında Miken orijinli eserlere, iç kısımlarda ise Hitit orijinli eserlere rastlanılmaktadır. Hitit-Ahiyava ilişkileri 15. yüzyılın ikinci yarısında yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda bu dönem Mikenlerin Ege Denizi'nde hakimiyeti sağlayıp Girit'i işgal ettikleri dönemdir. Arkeologların belirttiğine göre Batı Anadolu'da bulunan Girit yerleşimleri de çok kısa bir süre sonra Mikenlerin eline geçmiştir. Yine bu dönemde Milavanda şehrinin de Miken egemenliği altında olduğu kesindir. Böyle bir durum Ahiyavaların Mikenler olabileceğine ilişkin kanaati kuvvetlendirmektedir. Hitit kaynaklarında Ahiyava'nın geçtiği ilk metin Matluvattaş'ın suçlaması metnidir. Bu metinde Ahiyava Krallığı Attarishiyaş'ın ismi de geçmektedir. Çeşitli tarihçilere göre bu kral 15. yüzyıldaki Miken krallarından Atreus'la aynı kişidir. Attarishiyaş ismi de bu kralın isminin Luvisi'ye uyarlanmış halidir. Miken tezini belirleyen tarihçilere göre Attarishiyaş Yunanistan'dan buraya sürgünle veya akına gelen Miken krallarından biridir. Matluvattaş'ın suçlanması metninde Attarishiyaş kimi zaman Zippaşla kralı Matluvattaş'ın düşmanı, kimi zaman da müttefiği olarak görülmektedir. Attarishiyaş Matluvattaş'ın ülkesini işgal ettiğinde Hititler bu vasal krala yardım ederek Attarishiyaş'ın kuvvetlerini ülkeden sürmüşlerdir. Fakat Attarishiyaş'ın 100 civarında savaş arabasıyla Zippaşla ülkesine tekrar akın düzenlediği, Hititlerin ise Matluvattaş'a tekrar yardım ederek Attarishiyaş'ı bozguna uğrattıkları görülmektedir. Ancak Matluvattaş sonrasında Hititlere ihanet etmiş, düşman Arzava ülkesiyle işbirliği içine girmiş, hatta eski düşmanı Attarishiyaş ile anlaşarak Alaşya ülkesini sefere çıkmıştır. M.Ö. 14. yüzyılın sonlarına tarihlenen 2. Murşili döneminde Arzava ülkelerinin Hitit devletine karşı ayaklandıkları görülmektedir. Bu sıralarda Milavanda şehri de Ahiyava'nın desteğini alarak Hitit karşıtı koalisyonda yer almıştır. 2. Murşili'nin yıllıklarında yer alan bilgilere göre Hitit kralı hükümranlığının 3. yılında Arzava'ya geniş çaplı bir sefere çıkmadan önce Ahiyava hakimiyetinde bulunan Milavanda'nın tahribi için komutanları Gulla ve Malazidi'yi güçlü bir ordunun başında bu şehre yollamıştır. Milavanda'nın Hititler tarafından tahrip edildiğine yönelik bilgiler arkeolojik kazılarda da gün yüzüne çıkmıştır. Miletos şehrindeki Miken tabakasının üstünde 30 santimetrelik yangın katmanı bulunmuştur. 2. Murşili aynı sene Arzava'ya sefere çıkarak başkent Apasa'ya ilerlemiş ve şehri kuşatarak ele geçirmiştir. Arzava kralı Uhazitiş ise Ahiyava kralının yanına kaçmıştır. Hitit metnine göre Uhazitiş, Ahiyava'nın hakimiyetinde bulunan bir adaya sığınmıştır. Seferinde başarıya ulaşan 2. Murşili, Arzava krallıklarını kendi yasal kralları arasında paylaştırmıştır. Ancak metinde Ahiyava'nın belirtilmemesi, Hititlerin bu krallığın topraklarını ele geçiremediklerini göstermektedir. Ahiyava'nın bir süre sonra Milavanda ve çevresinde hakimiyeti yeniden tesis ettiği açıktır. Hitit metinlerinde
Ahiyava'nın tekrar bahsedildiği dönem 2. Muvattali ve sonraki 3. Hattuşili dönemidir. 2. Muvattali'nin döneminde Ahiyava krallığı topraklarına kaçan Uhazziti'nin torunu olan Prens Pia Maradu, Ahiyava'nın hakimiyetinde bulunan Milavanda'ya gelerek burada üstlenmiş ve kuzeydeki Viluşa ile güneydeki Lukka toprakları arasında kalan bölgedeki halkı birkaç on yıl boyunca Hititlilere karşı ayaklandırmıştır. 3. Hattuşili'nin Tavagalava mektubunda bu konu ele alınır. Tavagalava büyük ihtimalle Ahiyava kralının kardeşidir. 3. Hattuşili Ahiyava kralına büyük kral olarak hitap ederek Pia Maradu'nun zararlı aktivitelerinin Ahiyava tarafından desteklenmemesi gerektiğini belirtmektedir. 3. Hattuşili'nin bu yumuşak tutumu Pia Maradu'ya rağmen Hitit devleti ile Ahiyava arasında dostluğun bulunduğunu ortaya koymaktadır. Hatta metinde Tavagalava'nın Hitit soylularıyla birlikte araba kullandığına gönderme yapılmıştır. Bu söylem Hitit ile Ahiyava sarayı arasında samimi ilişkilerin olduğunu ortaya koyar. 3. Hattuşili'den sonraki 4. Tutaliya döneminde Ahiyava'nın ismi ilk olarak Şeha Nehri memleketinin hanedanlık içi anlaşmazlıklarında geçmektedir. Bu dönemdeki bir metinde Uhazziti ve Pia Maradu'nun soyundan gelen Tarhun Daradu adlı birinin Şeha Nehri'ni hakkı olmadan ele geçirdiği ve bu konuda Ahiyava'ya güvendiği ancak Ahiyava'nın bu prense destek çıkmadığı görülmektedir. Bu problemin yaşanmasından kısa bir süre sonra Ahiyava gücünü kaybetmeye başlamıştır. Milavanda'daki Ahiyava hakimiyeti bu dönemdeki bir taht değişikliği olarak son bulmuştur. Bu nedenle Ahiyava Batı Anadolu'daki toprağını ve gücünü kaybetmiştir. 4. Tutaliya ile vasalı Amurru kralı Savuş Gamuva arasında yapılan anlaşmada geçen büyük kral adları listesinden Ahiyava'nın çıkarılması bu durumu açıkça göstermektedir. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Resmi tarih iyi günler diler.